Arkadaşlar selamlar, ben Soner Hoca. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine geçiyoruz. 2025 YKS, TYT, AYT ortak anlatımında Dünya Gücü Osmanlı olarak da bilinen yükselme dönemine başlayalım. Arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Yükselme dönemi padişahlarımızı göreceğiz. Başlayalım sırasıyla. Kimden başlayalım? 2. Mehmet, sonrasında 2. Bayezid, 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman yani 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat bizim yükselme dönemi padişahlarımız. Bizim yükselme dönemi dediğimiz dönem zaten 1453 İstanbul'un fethiyle başlıyordu. Ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Aslında 1579 yılında bitiyor. Ne oluyor? 1579 yılında Osmanlı sadrazamı olan Sokullu Mehmet Paşa vefat edince Osmanlı yükselme döneminden çıkıyor ve duraklama dönemine giriyor. Demek ki duraklama dönemine girmemizde etkili olan gelişme Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüymüş. Bu aralık bizim için yükselme dönemi. Hemen bir kronolojiyle başlayacağız. Hangi hükümdar döneminde hangi gelişmeler yaşandı? Bu sayfanın hemen ekran görüntüsünü alıyorsun, kullanıyorsun. Zaten notlar elindeyse görüyorsun, altını çizerek işaretle. Bak şimdi, Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar İstanbul'u fethedecek. Bundan bahsedeceğiz. Sırbistan alınacak. Amasra, namı değer Çeşmi Cihan, dünyanın gözü Amasra o dönemde Cenevizlilerden alınacak. Mora Yarımadası ele geçirilecek. Mora biliyorsunuz Yunanistan'ın en güney kısmıdır. Sinop ve Trabzon toprakları alınacak Fatih döneminde. Trabzon Rum İmparatorluğu'na Fatih son veriyor. Bu çok önemli bir gelişme. Eflak, Boğdan toprakları bu dönemde ele geçirilecek. Bak Boğdan da burada zaten. Bosna Hersek ele geçirilmiş. Venedik'le uzun süren bir mücadele süreci var Fatih döneminde. Otlukbeli Muharebesi ile hangi devleti yeneceğiz? Akkoyunlu Devleti'ni. Bu da önemli bir gelişme. Akkoyunlar'da Uzun Hasan var. Devlete en güçlü dönemini yaşatan hükümdar ve Uzun Hasan Fatih'e yenilecek, aklımızda olsun. Karamanoğulları Beyliği'ne son verilmesi, bazı kaynaklarda 2. Bayezid dönemi de kabul edilebilir ama MEP kaynağı bunu Fatih dönemine alıyor. Kırım 1475 yılında fethediliyor ki Kırım'ın fethedilmesiyle Karadeniz Türk Gölü oluyor. Bu açıdan çok önemli. Arnavutluk ele geçirildi. İtalya seferi yapıldı ve İtalya'da Otranto seferi Fatih'in son seferi oldu. Fatih vefat etti, gitti. Sonra oğlu 2. Bayezid tahta çıktı. 2. Bayezid döneminin en önemli gelişmesi 1. Cem Sultan olayı, 2. Şah Kulu isyanı, asla unutmayacağız. Böyle motive bir şekilde dinleyeceksiniz. Bu iki gelişme çok önemli. Bunun dışında İspanya'daki Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi söz konusu. Çünkü hem Yahudiler hem de Müslümanlar Avrupa'da baskı altındaydı. 2. Bayezid gönderdiği gemilerle onları kurtardı. Yavuz Sultan Selim yani 1. Selim döneminde ise Çaldıran Muharebesi yapılacak. 1514 yılında Osmanlı ne yapıyor? Safavileri yenilgiye uğratıyor. Önemli bir gelişme. Hangi Safavi liderini yendi Yavuz Sultan Selim? Şah İsmail. 1515 yılında Turna Dağı Savaşı ile Dulkadiroğulları'na son verilecek ve Dulkadiroğulları Osmanlı toprağı olacak. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Osmanlı Yavuz Sultan Selim döneminde hangi devletle savaşacak? Memlük devleti. Hatta ne olacak? Memlüklere son verecek Yavuz Sultan Selim. Hatta halifeliği Osmanlı'ya getirip dikkat baharat yoluna hakim olacak Osmanlı. İnanılmaz önemli gelişmeler. Kanuni döneminde neyi göreceğiz? Belgrad'ı alacak Kanuni ve bunun dışında Rodos'u fethedecek. Bak bu iki gelişme ÖSYM'nin üzerinde durduğu gelişmeler olacak. Çünkü Fatih dönemi gelişmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz dediğinde genelde bunları kullanır. Çünkü Belgrad'ı Fatih almak istiyor, alamıyor, Kanuni alıyor. Rodos'u Fatih almak istiyor, alamıyor, Kanuni alıyor. O zaman Belgrad'ın Rodos'un fethi Kanuni dönemi. Mohaç Meydan Muharebesi ile Osmanlı Kanuni döneminde Macar Krallığı'nı 2 saatte yenecek ve yıkacak. Babür İmparatorluğu bu dönemde kurulacak. Babürler nerede kuruluyor? Hindistan topraklarında. Tac Mahal onların çok ünlü eseriydi. Bak bu dönemde Kanuni ile Babür İmparatorluğu'nun ortaya çıkması çağdaş gelişme. Yani aynı dönemde yaşanmış gelişmeler. Barbaros Osmanlı hizmetine girecek ve Osmanlı Cezayir'e hakim olacak. Cezayir Osmanlı'nın toprağı olacak. Birinci Viyana kuşatmasıyla Avusturya'dan Viyana alınmak istenecek ancak başarısız olacak. Zaten Osmanlı tarihinde arkadaşlar
Viyana iki kez kuşatılmıştır ama ele geçirilememiştir. Osmanlı'da ele geçirilemeyen iki yer vardır. Bir Viyana istenmiş alınamamış, bir de Malta arkadaşlar. Osmanlı'ya bağlanmamış hiçbir zaman. Aklımızda olsun. İstanbul Anlaşması imzalanacak. Osmanlı ile Avusturya arasında çok önemli bir gelişme. Bunun üzerinde özellikle duracağız. Çünkü hepinizin duyduğu bir şey. Osmanlı sadrazamıyla Avusturya'nın arşidükü yani kralı denk olmuştu ya, bu bizim için büyük bir avantajdı. İşte 1533 İstanbul Anlaşması ya da diğer bir ismiyle İbrahim Paşa Anlaşması Osmanlı'nın Avrupa'ya üstünlüğünü kabul ettirdiği anlaşmaydı. Cezayir Osmanlı toprağı oldu. Irak Eyn, yani İran ve Irak üzerine seferler yapılacak Kanuni döneminde ve bunun sonucunda da zaten Osmanlı ile Safaviler arasında ilk resmi anlaşma olan Amasya Anlaşması imzalanacak. Lütfen bir duymuş ol şimdiden. Fransa arkadaşlar kapitülasyonunu Kanuni döneminde ne yapıyor? Alıyor. Bir devletin, daha doğrusu Osmanlı'nın bir devleti kapitülasyon vermesindeki amaç Haçlı Birliği'ni parçalamak ve ticareti canlandırmak istemesiyle ilişkilidir. ÖSYM sorusu, bunun da üzerinde duracağız. Preveze Deniz zaferi kazanılacak Haçlılara karşı ve bu zafer tabii ki kimin hanesine yazılıyor? Barbaros Hayrettin Paşa. 28 Eylül 1538'deki bu zafer arkadaşlar, dikkat edin, Türk donanma günü olarak kutlanır, önemli. Hint deniz seferleri arkadaşlar Kanuni döneminin en önemli gelişmelerinden bir tanesi. 4 tane büyük denizciyi Hint seferine gönderecek Kanuni. Kimler onlar? Piri Reis, Seydi Ali Reis, Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis, bu dördünün üzerinde duracağız. Kanuni döneminde Trablusgarp fethedilecek. Tebriz İran topraklarında alınacak Safavilerden, Nahçıvan alınacak, Amasya Anlaşması Safavilerle imzalanacak. Ne dedim? Osmanlı ile Safaviler arasında ilk resmi anlaşma hangisidir? Amasya Anlaşması. Cerbe Deniz Savaşı Haçlılarla yapılacak ve kazanılacak. Kanuni'nin son seferi Zigetvar Seferi yapılacak Macaristan'a ve Kanuni burada vefat edecek. O zaman unutma, Fatih'in son seferi Otranto seferi İtalya'ya, Kanuni'nin son seferi Zigetvar seferi Macaristan'a unutma. Sakız Adası da başka kaynaklarda başka bilgiler yazabilir ama Sakız Adası'nın ele geçirilmesi Kanuni dönemidir. Lütfen dikkat et. İkinci Selim, Kanuni'nin oğluna geçeceğiz. Arkadaşlar Sarı Selim olarak da biliniyor ya da Tuborg Selim, çok alkol alıyor. O yüzden Tuborg da diyoruz. Bakın Yemen bu dönemde alınmış. Kıbrıs'ı fethetmişiz. Kıbrıs'ın alınması çok önemli. Kıbrıs Doğu Akdeniz'de hakimiyet açısından çok önemli bir yerdi. Ve Kıbrıs'ın alınmasında Lala Mustafa Paşa'nın büyük katkıları vardır. O yüzden Lala Mustafa Paşa Kıbrıs Fatihi olarak geçer. İnebahtı Deniz Savaşı yapılacak ve Osmanlı ilk donanma yenilgisini alacak. Tunus, Kuzey Afrika'da bu dönemde fethedilecek. 3. Murat döneminde ise arkadaşlar Fas toprakları ele geçirilecek. Fas'ın alınmasıyla Osmanlı Kuzey Afrika hakimiyetini sağlamlaştıracak. Ferhat Paşa Anlaşması ile Osmanlı doğuda en geniş sınırlarına ulaşacak. Bizim kronolojimiz bu. 9 dakika boyunca yaklaşık ne yapacağımızı anlattım. Bu kadar değerli bir konu, bu kadar değerli bir ünite. Lütfen güzelce motive ol ve güzelce dinle şu videoyu. Hemen başlıyorum kimle? Fatih Sultan Mehmet'le. Arkadaşlar Fatih'in İstanbul fethiyle başlayalım. Bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u neden fethetti? Çünkü o dönemde Bizans sürekli ne yapıyormuş biliyor musunuz? Osmanlı şehzadelerini, Anadolu beyliklerini ve Haçlıları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Sürekli bunlar üzerinden oyun çevirerek ne yapıyor? Osmanlı'yı zor durumda bırakmaya çalışıyor. Bunun dışında İstanbul arkadaşlar Ortodoksların kutsal merkeziydi. Yani Hristiyanlığın, Ortodoks mezhebinin dini merkezi, inanç merkezi neresi? İstanbul. Dolayısıyla İstanbul'da Ortodokslar eğer Osmanlı'nın eline geçerse Osmanlı Hristiyan birliğini parçalamış, bozmuş olur ve Osmanlı büyük bir avantaj elde eder. O yüzden İstanbul'u, yani Ortodoksların dini merkezini ele geçirmek istiyor. Bunun dışında jeopolitik öneminden dolayı ne yapmak? İstanbul'u fethetmek istiyor. Çünkü İstanbul'un dünyada bulunduğu konum bakıldığında iki kıtayı birleştiren noktada ve Karadeniz'le Akdeniz'in böyle neyi? Geçiş noktası.
noktası. Dolayısıyla çok kilit bir noktaydı. Bu açıdan önemliydi. Ayrıca İpek Yolu güzergahında olan bir yer bu açıdan çok önemli. İstanbul'un fethi ile ilgili bir hadis var ve hadis eğer doğruysa, tartışılan bir hadis olsa da doğru kabul ediyoruz. Diyoruz ki Hazreti Muhammed İstanbul'la ilgili bir söz söylemiş, böyle inanılır. İstanbul'u alan komutan ne güzel bir komutan, onu alan ordu ne şanlı bir ordu şeklinde bir hadisin olduğu söylenir. Buna dayanarak ne yapılıyor? İstanbul fethediliyor. Arkadaşlar İstanbul tarih boyunca birçok defa fethedildi. Daha doğrusu kuşatıldı değil mi? Mesela Türk tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşatan sorulursa ne diyorduk? Avarlar diyorduk. Peki İslam dünyasında, Arap dünyasında Emeviler de İstanbul'u kuşatmıştı. Buna dikkat edersin. Kültürel ve ticari zenginliği yüksek İstanbul'un, Bizans Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bozuyordu. Bu yüzden İstanbul ne yapıldı? Fethedildi, ele geçirildi. Arkadaşlar bu doğrultuda hazırlıklar neler? Fatih ne yaptı hazırlanmak için? Macarlarla anlaşma imzaladı. 400 tane gemi yani donanma oluşturdu. Edirne'de Meşveret Meclisi yani danışma meclisi toplayarak Fatih ne yapacağını kararlaştırmak istedi. Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Lütfen buraya dikkat edin. İstanbul'un kuşatılması, fethedilmesi için iki tane hisar yapılmıştır. Bir Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Hisarı yani Güzelce Hisar. Bir de Fatih döneminde Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen Hisarı, bunlara dikkat. Şahi adı verilen top döktürülüyor. Büyük devasa toplar, 600-700 kilo böyle top güllesi atan büyük devasa toplar yaptırılmış. Bu Şahi toplarının mühendisi Fatih'tir. Bu Şahi toplarını döktüren usta ise arkadaşlar özellikle söylüyorum Macar Urban Usta. Bunun dışında Saruca Sekban, Musluhiddin Bey, Musluhiddin, bunlar bu topları döktüren ustalardır. Demirci, dökümcü ustalardır, aklımızda olsun. Osmanlı arkadaşlar İstanbul çevresinde yer alan Silivri ve Vize kalelerini ele geçiriyor. Yani İstanbul'un fethedilmesi, kuşatılması için çevresindeki kaleleri Fatih ne yaptırıyor? Ele geçiriyor ama Rumeli Hisarı'nı sıfırdan inşa ettiriyor. Buna dikkat. Bizans, Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirmek istiyor bu süreçte. Yani hani biz bir şeyler yaparken Bizans boş durmuyor. Katoliklerle Ortodoksları birleştirmek istiyor ama bunu başaramıyor. Çünkü Ortodokslar Katoliklere güvenmiyor. Neden dolayı? Arkadaşlar 4. Haçlı Seferi'nden dolayı. Daha önce Bizans Katoliklerden yardım istemişti. Haçlılar gelsin bana yardım etsin demişti ve 4. Haçlı Seferi bu doğrultuda yapılmıştı. Ancak 4. Haçlı Seferi'nde Katolikler geldi. Ortodokslara yardım etmeyi bırak. İstanbul'u yağmaladılar, Bizans'ı yıktılar ve yerine Latin Krallığı kurdular. 57 yıl boyunca Bizans yok ve onun yerine Latin Krallığı vardı. Dolayısıyla Ortodokslar bu süreçte Katoliklerle birleşmek istemiyor, güvenmiyor ve bir tane Notaras diye bir adam var. Bizans'ı yüksek dereceli bir memur. Aynen şöyle söylemiş. Ben İstanbul'da kardinallerin yani Katoliklerin külahını, başlığını göreceğime Müslümanların sarığını görürüm daha iyi demiş. Bunu söyleyen Notaras'mış, bir duymuş olun. Notaras, tamam mı? Bizanslı üst derece bir memurmuş. Arkadaşlar Bizans ne yapmış? Cenevizlerden yardım istemiş. Haliç'e zincir çekmiş. Suda yanan ateş olarak da bilinen Grejua ateşini ne yapmış? Bu süreçte kullanmış. Ama buna rağmen 29 Mayıs 1453 tarihinde ne oluyor? İstanbul fethediliyor. İstanbul'un fethedilmesinde Fatih'e çok katkı sağlayan bir adam vardır. O da hocası Akşemseddin. Lütfen Akşemseddin'e dikkat et. Önemli. Fatih'in hocası olarak bilinen din alimi ve bilim insanı kimdir? Akşemseddin. Bunun dışında arkadaşlar Bizans ne oldu? Artık son bulmuş oldu. Yani Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Orta Çağ bitti. Hangi çağa girildi? Yeni Çağ'a girildi. Bu çok önemli. Orta Çağ'ı sonlandıran gelişme İstanbul'un fethi. Osmanlı artık yükselme dönemine girecek. Değil mi? Osmanlı'nın kuruluşu ne zamandı? 1299-1453'e kadar kuruluş dönemiydi. 1453'te ne başladı? Yükselme dönemi. Peki yükselme dönemini ne zamana kadar sürdüreceğiz? Bak
1579. Kim ölünce yükselme dönemi sona eriyordu? Unutma. Sokullu Mehmet Paşa. Arkadaşlar, 2. Mehmet İstanbul'u fethedince Fatih unvanını aldı. Dikkat et. Sultanül Berreyn, Hakanül Bahreyn. Yani iki karanın, iki denizin sultanı unvanını aldı. ÖSYM sorusuydu. Lütfen dikkat et. Bunun dışında Fatih'in başka unvanı var mı? Evet, var. Bak, Kayseri Rum. Kayseri Rum. Rum Kayseri. Kendini Roma İmparatoru olarak tanımlıyor Fatih ve Roma İmparatorlarının unvanını kullanıyor. Çünkü Roma'nın mirasçısı olarak tanınmak istiyor. Çünkü hedefi Roma'yı ele geçirmek. Yani burada Fatih'in kızıl elması Doğu Roma'nın son bulması ve Doğu Roma topraklarına hakim olmasıydı. Hatta Batı Roma, değil mi? Batı Roma'yı da, yani asıl İtalya'nın bulunduğu yeri Roma'yı, o toprakları ele geçirmek kızıl elma olarak ifade ediliyor. O dönemki bizim hayallerimiz, hedeflerimiz yani. Arkadaşlar, Ortodoksları himaye ederek Katoliklerle birleşmesine engel oldu Fatih. Nasıl yani? Şimdi İstanbul Ortodoksların dini merkeziydi. İstanbul'u fethetmek Ortodokslara hakim olmaktır. Fatih İstanbul'a girdikten sonra Ortodokslara şöyle diyor. Diyor ki, ben varken size kimse dokunamaz. Şöyle arkama geçin. Şöyle arkama gelin. Kimse size dokunamaz. Aslında arkasını alarak Ortodoksları kimle arasını açıyor? Katoliklerle. Yani Fatih Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenerek, onların sorumluluğunu alarak Katoliklerden onları uzaklaştırıyor ve Hristiyan birliğini parçalıyor. Arkadaşlar, şaka yapmıyorum. Defalarca ÖSYM takıntılı bir şekilde burayı sordu. Fatih'in Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmesi ve Hristiyanların, yani Ortodokslarla Katoliklerin bu şekilde parçalanmasını sağlaması çok önemlidir. Dikkat et. Fatih'in şahi topu teknolojisi Avrupa'da öğreniliyor ve kullanılıyor. Bu da neye sebep oluyor? Avrupa'da bu derebeylik sistemi ya da feodalite dediğimiz o toprak sistemindeki o şatolarda yaşayan derebeylerin son bulmasını sağlıyor. Bu da önemli bir gelişme. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamış oldu. Doğu Roma yıkılınca, yani Bizans ortadan kalkınca. Bunun dışında Osmanlı'nın İslam dünyasında saygınlığı arttı ve İstanbul'un fethi, bak, fethi mübin, yani parlak zafer olarak tarihe geçti. Tabi İslam dünyasında sevinenler var, bir de sevinmeyenler var. Osmanlı'yı rakip olarak görenler, kendine böyle rakip olarak belirleyenler tabii ki bu süreçte sevinmez. Arkadaşlar, coğrafi keşifler ve Rönesans'a ortam hazırladı İstanbul'un fethedilmesi. Nasıl yani? Şöyle düşün, İstanbul ele geçirilince, Bizans yıkılınca Bizanslı bilim insanları hemen ne yaptılar? İtalya'ya kaçtılar ve İtalya'da Rönesans'ı başlattılar. Bu süreçte demek ki Fatih'in İstanbul'u alması bilim insanlarının kaçmasına, bu bilim insanlarının kaçması da, İtalya'yı tercih etmesi de Rönesans'ın başlamasına ortam hazırlıyor. Coğrafi keşiflerin mantığı da şu: hemen İstanbul fethedilince coğrafi keşifler başlamıyor. Bunu ortam hazırlıyor. Nasıl oluyor? Fatih döneminde İpek Yolu hakimiyeti sağlanıyor. İlerleyen süreçte Yavuz Sultan Selim döneminde Baharat Yolu hakim olunuyor. Bu önemli ticaret yolları Osmanlı'nın elinde olursa Avrupalılar yeni ticaret yolları arayışına girecektir. Bu da coğrafi keşiflerin yaşanmasına ne yapacak? Etkili olacak. Bu söylediğim şeyler önemliydi. Bu sayfayı önemsiyorsunuz. Bakın, bir 9-10 dakika sürdü. Değer mi? Değer. Güzelce çalış buraya. Arkadaşlar, Fatih'in diğer fetihleri, seferleri, gelişmeleri. Bak, batıda ne yapmış? Batı politikasında Sırbistan'ı ele geçirmiş. Eflak, Boğdan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Mora Yarımadası Fatih'in ele geçirdiği yerlerdir. Arkadaşlar, bakın şöyle düşünün. Burası Anadolu olsun, tamam mı? Şurası da Yunanistan toprakları olsun. Bizim Mora dediğimiz yer Yunanistan'ın en güneyindeki yarımada. Bak, şu siyahla çizdiğim yer Mora Yarımadası'dır. Burayı Fatih alıyor. Mora Yarımadası'nın alınmasında ve Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmesinde, yani Trabzon'un ele geçirilmesinde özel bir sebep vardır. Nedir biliyor musunuz? Şimdi İstanbul fethedilince, Bizans yıkılınca Bizanslı şehzadelerden bir kısmı Mora Yarımadası'na, bir kısmı da Trabzon Rum İmparatorluğu topraklarına kaçıyor. Fatih buraları alarak, buralara sefer yaparak Bizans'ın yeniden dirilme, yeniden canlanma umutlarını ortadan kaldırmış oluyor. Bunun dışında Candaroğullarından Sinop toprakları alındı ki bu kasıtlı yapılan bir şey. Bak, bu kasıt,
ya da cast kelimesine dikkat edin. Biraz sonra bir kodlama vereceğim size. Sinop'u niye aldık? Vallahi bilerek aldık. Çünkü Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmek istiyor Fatih. Bu doğrultuda ne yapacak? Hemen yazalım. Cast. Cast. Kırım'ı alacak. Amasra'yı alacak. Sinop'u alacak ve Trabzon topraklarını alacak. Buradaki amaç nedir? Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmektir. Bunun dışında Konya Karaman alındı. Konya Karaman demek Karamanoğulları'nın başkenti demek. Akkoyunlarla Otluk Beli Savaşı yapıldı ve Akkoyunların hükümdarı Uzun Hasan yenilgiye uğratıldı. Arkadaşlar Akkoyunların yenilmesi çok önemli. Doğu Anadolu hakimiyeti Osmanlı'ya geçmiş oldu. Amasra yani Çeşme Cihan dünyanın gözü burası Cenevizlerden alındı. Fatih lalasına Amasra'yı gördüğünde bu şekilde ifade etmiş. Demiş ki Çeşme Cihan bura mı ola, yani dünyanın gözü burası mı, gerçekten de çok güzel bir yer Amasra. Arkadaşlar denizlerde de bak Kırım fethedildi. Kırım'ın alınması çok önemli çünkü Kırım nerede? Karadeniz'in, bak burası Karadeniz, Karadeniz'in kuzeyinde. Kırım'ın alınması, dikkat et, Karadeniz'in Türk Gölü olmasını sağlar. Kırım'ın alınması İpek Yolu hakimiyetini güçlendirir. Kırım'ın alınmasında özellikle ismi geçen bir komutanımız vardır. Lütfen not al. Gedik Ahmet Paşa. Kırım'ı alan komutan budur. Tamam mı? Lütfen Gedik Ahmet Paşa'ya dikkat et. Gedik Ahmet aynı zamanda Fatih'in son seferi olan Otranto seferini de yapacak adamdır. Bunun dışında arkadaşlar Ege adalarının büyük bir kısmı alındı. Bence ezberlemeyin ama şöyle isteyenler için bir kodlama verebilirim. Ege adaları Fatih döneminde ele geçirilen adalar sal, bot, gemi. Böyle kodlayabilirsiniz. Sal, bot, gemi. Yani Semadrek, Limni, Bozcaada, Taşoz, Gökçeada, Eğriboz, Midilli, İmroz. Bu kadar detaya girmezler. Ege adalarının büyük oranda alındığını bilmeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar Venedik'e kapitülasyon veriyor Fatih. Fatih döneminde Venedik'e kapitülasyon verilmesinin amaçları sürekli sorulur. 1. Hristiyan birliğini parçalamak. Çünkü Venedik'e sen ne diyorsun? Gel diyorsun benim ülkemde ticaret yapacağın zaman 5 lira vereceğine 2 lira ver. Bu ne demek? Venedik sürekli sana gelip ticaret yapacak demek. E o zaman senin burada amacın 1. ticareti canlandırmak. 2. Venedik'i kendi yanına çekerek olası bir Hristiyan saldırısına karşı Venedik onlarla iş yapmasın, birlikte olmasın diye Hristiyan birliğini parçalamayı amaçlıyorsun. Lütfen buraya dikkat et. Otranto seferi de neydi? Fatih'in son seferiydi. İtalya'ya yapıldı ve Fatih vefat etti arkadaşlar. Fatih döneminin büyük bir sorunu var. Memlüklerle yaşanan Hicaz su yolları sorunu AYT için müthiş bir soru olabilir, biliyor musunuz? Hicaz su yolları sorunu Fatih döneminde hangi devletle yaşanan bir problemdir? Memlük devleti, o da Mısır toprakları ve sınırlarını genişletmiş güçlü bir devlet o dönem. Memlükler Osmanlı'nın büyük rakiplerinden biridir. Şimdi kodlamamıza geldim. Arkadaşlar ne dedim ben sana? Bakın Fatih'in Karadeniz'i Türk Gölü yapması, evet kast. Kasıtlı bir şey, yani kasti bir şey bu. Bak Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım. Tamam mı? Fatih buraları ele geçirince ne yapmış oldu? Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmiş oldu. Şimdi olayı basitleştirmek için bir kodlama daha vereceğim. Bak Fatih döneminde o kadarı uzun geliyorsa, zor geliyorsa en azından TYT'ye gireceksen sadece bunu bil. Bak Fatih döneminde basamakta olarak kodlanabilir. Boğdan Eflak alınmış, Bosna Hersek alınmış, Arnavutluk, Sinop, Sırbistan alınmış, Amasra, Çeşme Cihan alınmış, Mora Yarımadası alınmış, Akkoyunlarla Otluk Beli Savaşı yapılmış, bak Kırım ele geçirilmiş, İpek Yolu hakimiyeti sağlanmış oldu, Kırım ele geçirilince Karadeniz Türk Gölü oldu, önemli. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi ve arkadaşlar Fatih'in kullanmış olduğu bir mahlas var, yani şiirlerinde takma isim olarak kullandığı isim. Avni'dir. Bu da ÖSYM sorusu olmuştu başka bir sınavda. Unutma, Fatih'in mahlası Avni, Kanuni'nin mahlası Muhibbi. Fatih Avni, Kanuni Muhibbi, unutma. Tamam mı? Hemen devam ettim. Fatih döneminde teşkilatlanma çalışmaları. Arkadaşlar Kanunname-i Ali Osman adıyla Osmanlı'nın ilk kanunnamesi hazırlandı. Kanunname ne demek biliyor musun? Şöyle düşün.
Fatih'ten önceki padişahlar düzeni sağlamak için ortaya bazı kanunlar çıkartıyor. Fatih de geliyor, bütün bu kanunları topluyor ve örfi kanunları yazılı hale getiriyor ve ilk kanunnamemiz ortaya çıkıyor. Bu kanunname ile arkadaşlar Fatih kardeş katlini yasal hale getirecek. Yani kardeş katli vaciptir diyecek. Burada hükümdarın mutlak gücünü arttırmayı hedefliyor. Bunun dışında yani tahta çıkan kişi ne yapsın? Devleti rahat bir şekilde yönetebilsin diye onu güçlendirmeye çalışmış. Bunun dışında müsaadere uygulayan bir padişahtır Fatih. Kime uygulamış müsaadereyi? Çandarlı Halil Paşa'ya. Çandarlı Fatih'in ilk saltanat sürecinde, hani 2. Murat'la Fatih iki kez tahta çıktı demiştim ya daha önceki videoda sana. Fatih'in saltanatını istemeyen adamdı Çandarlı Halil. O yüzden Fatih İstanbul'u fethettikten sonra hemen Çandarlı Halil'i öldürüyor ve malına el koyuyor. Devletin ölen memurun malına el koymasına ne denir? Müsaadere denilir. Aklında olsun. Müsaadere sistemini yasal hale getirdi Fatih Sultan Mehmet. Bunun dışında arkadaşlar sancak sistemini uygulamaya devam ediyor, yasallaştırıyor. Bu da aklınızda olsun. Topkapı Sarayı bu dönemde yaptırılıyor. Bence çok çok önemli. Arkadaşlar Topkapı Sarayı Osmanlı'nın 15. yüzyılda. Bak 15. yüzyılda inşa ettirdiği İstanbul'daki en değerli sarayıdır. Topkapı Sarayı Osmanlı'nın en uzun süreli yönetilen sarayıdır. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı buradan yönetilmiş ve İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın avlusunda bir köşk yaptırılmış. Çinili köşk. Arkadaşlar bu da ÖSYM'nin en saçma sorularından biriydi ama gelmişti daha önce, ÖSYM sormuştu. İstanbul'da inşa ettirilen ilk Osmanlı köşkü hangisidir? İstanbul'da evet, Topkapı Sarayı'nın avlusunda Çinili köşk, dikkat et. Ayasofya Kilisesi neye çevrildi? Camiye. Ayasofya'da arkadaşlar binlerce yıldır, bak binlerce demeyeyim de yüzlerce yıl ayakta duran bir Hristiyan yapısıydı ve bunu Fatih ne yapıyor? Camiye çeviriyor. Sahn-ı Seman Medresesini yaptırıyor. Sahn-ı Seman Fatih döneminin üst düzey eğitim kurumudur. Ali Kuşçu Akkoyunlu Devleti'nde faaliyet gösteren bir matematikçiyken Fatih döneminde geliyor, Osmanlı hizmetine giriyor. Ali Kuşçu deyince lütfen unutma, matematikçi ve hangi devletten Osmanlı hizmetine girmiştir? Sakın unutma, Akkoyunlu Devleti'nden. Fatih Ali Kuşçu Osmanlı hizmetine girince evet, Fatih Ali Kuşçu'yu ayakta bir heyetle karşılıyor, çok değer veriyor. Ali Kuşçu da bir eser yazıyor. Bak Risaletü Fethiye. Bu eser arkadaşlar Fatih'e sunulan önemli bir eserdir. Ali Kuşçu'nun eseri. Arkadaşlar Fatih dönemine kadar Divan-ı Hümayun'a padişahlar başkanlık ederken Fatih dönemi itibariyle artık Divan-ı Hümayun'a kim başkanlık ediyor? Sadrazam. Bu sadrazamın statüsünü, gücünü, otoritesini arttıran bir gelişmedir. Bak biraz önce padişahın oturduğu divan koltuğunda artık kim oturuyor onun yerine? Sadrazam. Bu sadrazamın otoritesini, mutlak gücünü böyle arttıran bir durumdur. İstanbul Kapalı Çarşı bu dönemde inşa edilmiş. Rumeli Hisarı. Bak bak. Rumeli Hisarı'nın diğer ismi neydi? Boğaz Kesen Hisarı, Çimenlik Kalesi, Kilitbahir Kalesi, Çanakkale'de buralar inşa ettiriliyor. Unutma, Anadolu Hisarı Yıldırım Bayezid dönemindeydi ama Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet döneminde. Arkadaşlar Bellini, İtalyan ressam, Fatih'in portresini çiziyor. Portresini çizdiren ilk padişah olarak Fatih ne yapıyor? Tarihe geçiyor. Bunun dışında arkadaşlar nakkaş Sinan Bey var, bizim ressamımız. Bunu Avrupa'ya eğitim alsın diye gönderiyor Fatih ve Avrupa'da aldığı eğitim sonucunda geliyor Fatih'in portresini, daha doğrusu minyatür eserini çiziyor. Gül koklayan Fatih tablosu kime ait? Unutma, Sinan Bey'e ait. Kul sistemini, yani devşirme usulünü güçlendiriyor. İstanbul bu dönemde tabii ki başkent oldu. Osmanlı yıkılana kadar başkent zaten İstanbul. Bak 3 büyük başkentimiz vardı. Bursa, Edirne, İstanbul. Arada bir geçici merkez vardı. İznik, aklında olsun. İlk altın paramız, yani sultani, bu dönemde bastırılmış. Fatih'in mahlası neydi? Takma ismi Avni. Arkadaşlar Fatih'in mahlası Avni, Kanuni'nin neydi? Muhibbiydi, unutma. Fatih'in hocaları.
Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Yegani, Molla Hüsrev ama en değerlisi burada tabii ki Akşemseddin, Fatih'in hocası olarak bilinen bilim insanı, aynı zamanda sağlıkçı, müthiş bir adam Akşemseddin. Fatih'in kullandığı ünvanlar, bak Kayseri Rum, Sultanül Berreyn, Hakanül Bahreyn değil mi? İki karanın, iki denizin sultanı ünvanı Fatih'in ünvanıydı. Peki, Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar çok önemseyeceğiniz bir hükümdar. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Soru da getiriyor bize. Evet, geldik 2. Bayezid dönemine. Fatih'in oğlu 2. Bayezid. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet son seferini yaptı. Otranto seferi. Bizzat aslında Otranto'ya, İtalya'ya gitmiyor Fatih. Ama Fatih döneminin son gelişmesi Otranto seferinin yapılması oldu. O Otranto seferinde Gedik Ahmet Paşa faaliyet göstermişti. Şimdi Fatih ölünce hemen oğullarına ulaklar gönderiliyor ve babalarının ölümü haber verilecek. Şimdi 2. Bayezid babasının ölümünden haberdar oluyor ama Cem Sultan, diğer oğlu, babasının ölümünü haber alamıyor çünkü ulak yolda öldürülüyor. Bunun üzerine 2. Bayezid tahta çıkıyor. Cem de bunu duyunca ne yapıyor? Kabul etmek istemiyor ve isyan ediyor. Bu süreçte Cem'in isyanına Avrupa destek oluyor ki mantıklı, bu kavga, taht kavgası ne kadar büyürse Avrupalıların o kadar işine gelecektir. O yüzden bu Cem Sultan'ın Avrupalılar tarafından desteklenmesi, Cem'in Rodos şövalyelerine, Fransa'ya, Avrupa'ya sığınması bu meseleyi bir iç meseleyken dikkat, dış mesele haline dönüştürmüştür. Lütfen AYT testlerinde bununla karşılaşacaksınız. Unutmayın derim, çok önemli, tamam mı? İç sorunken dış sorun haline geldi, mutlaka karşınıza gelecek. Şahkulu isyanı ise arkadaşlar, bu arada şunu da söyleyeyim, Cem için arkadaşlar 2. Bayezid Avrupalılara para gönderiyor. Çünkü Avrupa Cem'i serbest bırakırsa saltanat kavgası yaşanacak ve 2. Bayezid huzur bulamayacak. O yüzden 2. Bayezid Cem'in bakım masrafları adı altında Avrupa'ya haraç göndermiş. En sonunda Cem zehirleniyor, ölüyor. Ondan sonra 2. Bayezid ne yapmış? Rahatlamış. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri de Şahkulu isyanı. Arkadaşlar bu isyanı Şii Safavi devleti destekliyor. Bak dikkat et, Safavilerin mezhebine Şii, Osmanlı ile zaten mezhep muhabbeti, kavgası var arada. Ve bu dönemde Şahkulu isyanı Osmanlı'yı çok zorluyor ama zor da olsa isyan bastırılıyor. Bu süreçte Yavuz Sultan Selim babasının, 2. Bayezid'in politikalarını hiç beğenmiyor. Çünkü Avrupa'ya sefer düzenlemiyor, pasif politikalar üretiyor. Biraz sonra Yavuz ne yapacak? Gelip babasını zorla tahttan indirecek. Bu dönemin bir yenilgisi Ağaçayırı Muharebesi. Memlükler Osmanlı'yı Ağaçayırı Muharebesi'nde ne yapmış? Yenmiş. Kili ve Akirman kaleleri 2. Bayezid döneminde Lehistan'dan, yani günümüz Polonya'dan alınmış arkadaşlar. Avrupa'da Polonya toprakları o dönemki Lehistan olarak geçiyor. Ne yapmış 2. Bayezid? Yahudi ve Müslümanlar Hristiyanlar tarafından sıkıştırıldığında ne yapıyor? Onları gemilerle kurtarıyor. Hatta Kemal Reis öncülüğünde gönderdiği gemiler onları alıyor. Afrika'nın bir bölgesini ne yapıyor? Kurtarmış, götürmüş oluyor. Trabzon Sancakbeyi olan 1. Selim, yani Yavuz, babasını ne yapıyor? Zorla tahttan indiriyor ve Yavuz Sultan Selim tahta çıkıyor. Hatta 2. Bayezid oğlu Yavuz Sultan Selim'e bir beddua ettiği söylenir. Ne diyor? Kılıcın keskin olsun ama saltanatın kısa sürsün. Yavuz Sultan Selim'in kılıcı keskin olacak çünkü 8 yıl kaldığı tahtta 80 yıllık toprak alacak, Memlüklere son verecek, Dulkadiroğullarına son verecek, Safavileri Çaldıran Savaşı'nda yenecek. Bunlar önemli gelişmeler. Çaldıran Savaşı 1514 yılında Osmanlı'nın Şii Safavi devletini yendiği savaştır ve bu savaşta Safavilerin lideri Şah İsmail'di. Arkadaşlar Şah İsmail, Safaviler bir Türk devletidir. İki Türk devletinin kavgasıdır bu ve Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i yenmiş çünkü teknolojisi, imkanı çok daha iyiydi Safavilere göre. Bu savaşı kazandıktan sonra Osmanlı ne oluyor? Osmanlılar Tebriz, Halep ve Tebriz, Bursa İpek yolunun kontrolünü sağlamış oluyor. Bunun dışında Anadolu'da Osmanlı egemenliği güçlenmiş oldu. Turnadağ Savaşı arkadaşlar, Osmanlı'nın Dulkadiroğulları'nı topraklarına kattığı savaştır. Osmanlı Dulkadiroğulları'na son veriyor. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlıyor. Arkadaşlar bu çok tartışılan, testlerde böyle çok farklı karşınıza gelecek bir bilgidir. Ben testlerde daha çok bu şekilde sorulduğu için bu şekilde kabul ediyorum, veriyorum size. Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında, en güncel kitabında diyor ki
Birinci Ahmet döneminde Anadolu'da Türk siyasi birliği Ramazanoğullarının Osmanlı'ya katılmasıyla sağlandı diyor. Ama aynı MEP kazanım testlerinde Yavuz Sultan Selim'i kabul ediyor Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama konusunda. O yüzden çok muğlak olan bir nokta, kafanız rahat olsun, 1. Ahmet ya da Yavuz Sultan Selim, ikisinden biri şıklarda olur. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan lider Osmanlı'da kimdir? Ya Yavuz ya 1. Ahmet. Hangisi? İkisinden birini koyacak şıklarda, ona göre hareket edersin. Ama testlerde daha çok neyi kabul ediyor? Yavuz Sultan Selim. O yüzden ben de böyle bir anlatım yaptım. Yoksa MEP kaynağında 1. Ahmet Ramazanoğulları 1605-1606 o dönemleri kabul ediyor. Arkadaşlar, Mercidabık ve Ridaniye savaşları 1516-1517 yıllarında yapılan savaşlar. Osmanlı ile hangi devlet arasında yapılıyor? Memlük Devleti. Ve Osmanlı önce bak Mercidabık savaşıyla Tomanbay'ı, sonra da Kansu Gavri'yi yeniyor ve Memlük Devleti'ne son veriyor. Osmanlı Memlükleri yıkarsa ne olur? Mısır, dikkat et, Hicaz, Suriye, Lübnan, Filistin, bu bölgeler Osmanlı toprağı olur. O yüzden Osmanlı ne yapmış? Yavuz döneminde 8 yılda ama 80 yıllık toprak almış. Normal, çünkü Memlük Devleti'nin toprakları artık Osmanlı'ya geçti. Hatta Osmanlı ne yaptı? Halifeliği Memlüklerden aldı. Artık Yavuz Sultan Selim hem halife hem padişah, hem siyasi güç hem dini güç Osmanlı'da. Aklınızda olsun. Kutsal emanetler Memlüklerdeydi. O topraklardan İstanbul'a Topkapı Sarayı'na getirildi. Kutsal emanetlerin getirilmesi, halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi, bu Osmanlı'da din esaslı yönetim anlayışını güçlendirir. Yani teokratik yapı ne yapar? Güçlenir. Baharat yolu Osmanlı kontrolüne girdi. Ekonomik olarak Osmanlı güçlenecek. Hatta Osmanlı Memlüklerin hazinesini de alınca en zengin dönemini yaşayacak. Hatta bu sözü sordular. Bu söz kime aittir diye soruldu. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Hazine odasını kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin demiş Yavuz Sultan Selim. Ve Osmanlı yıkılana kadar Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlenmiş. Demek ki en zengin dönem o. Ondan fazla zenginleştiren hükümdar olmamış, aklımızda olsun. Kanuni Sultan Süleyman dönemine geçiyorum. Bakın, Kanuni Sultan Süleyman 1520 yılında tahta çıkmış bir padişah. 1566 yılına kadar ülke yönetmiş. Yani 46 yıl boyunca hüküm sürmüş. En uzun süreyle tahta kalan padişah hangisidir diye sorarsa Kanuni Sultan Süleyman ya da 1. Süleyman diyorsun. Kanuni dönemiyle özdeşleşen bazı isimler var. Mesela Kanuni döneminin en ünlü sadrazamı diye sorarsam, evet, Pargalı İbrahim dersin. Dönemin en ünlü mimarı Mimar Sinan. Dönemin en ünlü din adamı Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi. Arkadaşlar, eşinin ismi Hürrem Sultan biliyorsunuz. Ünvanı Muhteşem ya da Büyük Türk. Bak, nasıl Fatih Sultan Mehmet Kaiser, Sultanül Berreyn, Hakanül Bahreyn ise Kanuni de Büyük Türk ya da Muhteşem Süleyman olarak biliniyor. Mahlası ise, yani şiirlerinde, edebi eserlerinde hangi takma ismi kullanıyor diye sorarsa Muhibbi diyeceksin. Unutma, Fatih kimdi? Avni'ydi. Kanuni ise Muhibbi. Arkadaşlar, Belgrad Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınıyor. Unutmayın, Macarlardan alındı. Daha sonrasında zaten Macarlar Mohaç Meydan Muharebesi ile 1526 yılında ne yaptı? Yenildi. Osmanlı Macarları 2 saat içerisinde yendi ve bu büyük bir zaferdir Osmanlı tarihinde. Bundan sonra 1. Viyana kuşatması yapıldı. Arkadaşlar, şöyle düşünün. 1529 yılında Osmanlı aslında Viyana'yı kuşatmak için gitmedi. Avusturya ordusunu yenmek için gitti Viyana topraklarına kadar. Ama karşısına bir ordu çıkmayınca boş dönmemek için Viyana'yı alalım dedi. Ama Viyana'yı Osmanlı alamadı. Çünkü kış şartlarına denk geldi. Daha doğrusu kış sürecinde gerçekleşen bir seferdi. O yüzden başarısız oldu. Bunun dışında Viyana'nın surları çok güçlüydü. Ayrıca bizim yanımızda yeterli teçhizat
Yani yeterli top, silah, mermi yokmuş o dönemde artık. Dolayısıyla Viyana'nın alınamaması söz konusu. Zaten Viyana hiçbir zaman alınamadı. Bir de 4. Mehmet döneminde 2. Viyana kuşatması olacak. O da başarısız olacak. Viyana hiçbir zaman Osmanlı'ya geçmedi. Arkadaşlar Alman seferi yapıldı çünkü. O dönemde şimdi şöyle düşünün, Avusturya lideri Ferdinand hiç rahat durmuyor ve Osmanlı'yı sürekli Budin topraklarını böyle taciz ederek Osmanlı'yı rahatsız ediyor. Zaten biz Viyana kuşatmasını da bu Ferdinand'ı ele geçirmek için yaptık ama karşımıza çıkmadı. Daha sonrasında Alman seferi yapıyor Kanuni. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun topraklarına Şarken üzerine yürüyor ve Şarken Kanuni'nin karşısına çıkmıyor ve Ferdinand'a, ki Ferdinand Şarken'in akrabasıdır, Ferdinand'a diyor ki Ferdi bebiş git diyor Kanuni ile otur anlaş, bu bizim başımıza iş çıkaracak diyor. Ferdinand geliyor, Kanuni ile oturuyor. İbrahim Paşa Anlaşması ya da diğer bir ismiyle İstanbul Anlaşması'nı imzalıyor. 1533 yılında bu anlaşma imzalanınca Osmanlı'nın sadrazamı ile Avusturya'nın arşidükü yani kralı eşit sayılıyor. Bu Osmanlı'nın Avrupa'ya üstünlüğünü kabul ettirdiğinin göstergesidir. Ama maalesef 1606 yılında Zitva-Torok Anlaşması'yla Osmanlı bu üstünlüğünü kaybedecek. Nasıl olacak biliyor musun? Bak, Zitva-Torok Anlaşması ile 1. Ahmet zamanında 1606 yani 17. yüzyılda duraklama zamanında ne olmuş? Osmanlı'nın padişahı ile Avusturya'nın arşidükü yeniden denk olmuş. Önceden bizim sadrazamımız onların kralıyla denkti. Şimdi yeniden mütekabiliyet yani karşılıklılık anlayışına geçilmiş. Zitva-Torok'la buna dikkat. Kanuni Fransa'ya kapitülasyon verdi. Zaten kapitülasyonun amacı neydi? 1. Hristiyan birliğini parçalamak. 2. Ticareti canlandırmak. Buna dikkat. Kanuni son seferini yani Zigetvar seferini yaptı ve ne oldu? Macaristan'da vefat etti. Unutma, Fatih'in son seferi Otranto, Kanuni'nin son seferi Zigetvar seferi. Denizlerde Kanuni ne yapmış? Rodos'u ele geçirmiş. Cezayir Kanuni döneminde Osmanlı toprağı olacak ve Cezayir Osmanlı'ya katılırken şöyle oluyor. Kanuni Barbaros Hayrettin Paşa'yı kaptan-ı derya yani donanma komutanı yapıyor. Bunun karşılığında Barbaros da ne yapıyor? Cezayir'i Osmanlı'ya bırakıyor. Osmanlı Kuzey Afrika'da bir toprak edindi, bu açıdan önemli. Barbaros Osmanlı hizmetine girdikten sonra arkadaşlar kaptan-ı derya olarak bize büyük bir zafer kazandıracak. O da nedir? Unutma, Preveze Deniz Zaferi. Haçlılara karşı Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de büyük bir zafer kazanıyor. Akdeniz Türk Gölü oluyor ve bu zafer Türk Donanma Günü olarak kutlanıyor. Ne zaman? 28 Eylül Türk Donanma Günü olarak kutlanmış. O zaman dikkat, daha önce not aldırmıştım. Yeni görenler için not almanızı istiyorum. Eğer size Türk tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşu hangi gelişmeye dayanıyor diye sorulursa Mete'nin tahta çıkışı diyeceksin. Eğer Türk tarihinde denizciliğin başlaması ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşu derse evet Çaka Beyliği'nin kuruluşu 1081 diyeceksin. Ama Türk Donanma Günü derse Preveze Deniz Zaferi diyorsun. Bunun dışında Trablusgarp Kuzey Afrika'da ele geçirildi. Cerbe Deniz Savaşı Haçlılara karşı Kanuni döneminde kazanıldı. Malta kuşatması maalesef başarısız oldu. Ne dedim? Viyana ve Malta alınamıyor, önemli. Bu kuşatmada arkadaşlar Turgut Reis şehit olmuş. Hatta bu da ÖSYM'nin bir sorusunda sorulmuştu. Malta kuşatmasında şehit düşen denizcimiz Turgut Reis önemli. Bu dönemde Hint deniz seferleri yapıldı. Arkadaşlar Hint deniz seferleri o dönemde coğrafi keşiflerin önünü almak, İspanya ve Portekiz'in denizlerdeki gücünü kırmak için yapılıyor. Çok ünlü denizcilerimiz gönderiliyor. Piri Reis, Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis, Seydi Ali Reis. Bu süreçte arkadaşlar Hint deniz seferlerine katılıyor ancak başarısız oluyoruz. İspanyollar, Portekizler denizlerde çok güçlüydü. Okyanusa dayanıklı gemileri vardı ama bizim yoktu. Bir de bizim denizcilerimiz hep Karadeniz ve Akdeniz'e yani Türk göllerine alışık olduğu için okyanusları bilmiyorlardı ve maalesef başarısız oldular. Burada Piri Reis'in eseri çok önemli olacak arkadaşlar. Kitabı Bahriye adıyla bir eseri vardır. Bu Kitab-ı Bahriye adlı eser, dikkat edin, dünya haritasının çizildiği bir eserdir. Bu açıdan önemli. Kime ait? Piri Reis'e ait.
Bunun dışında Seyidi Ali Reis'in de önemli bir eseri var. Özellikle yazıyorum. Miratül Memalik. Biz bunları zaten kültür medeniyet kısmında göreceğiz. Bunun dışında bir de Kitabül Muhit adlı eseri var. Bunları göreceğiz zaten. Arkadaşlar Kanuni Doğu'da ne yaptı? Safavilerle bir mücadele söz konusu. Safaviler üzerine Irak-Hint seferleri yapıldı ve bu seferler sonucunda Safaviler yenildi. Ve İran topraklarında Tebriz, Nahçıvan bu bölgeler ele geçirildi ve Osmanlı ile Safaviler arasında ilk resmi anlaşma olan Amasya Anlaşması imzalandı. Buna dikkat edersiniz. Kanuni döneminin önemli isyanları: Canberdi Gazali isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Baba Zünun Kalenderoğlu isyanı. Burada özellikle Baba Zünun'la Kalenderoğlu isyanının dini karakterde çıkan isyanlar olduğuna dikkat edin. Canberdi Gazali ile Ahmet Paşa da devlet kurmak ve sadrazam olmak istediği için özellikle, yani siyasi nitelikli isyanlar olarak göze çarpıyor. Bak, şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan, yaşanan isyanlardan biri değildir? Şah kulu isyanını ortaya atabilir, buna dikkat edersin. O kim dönemiydi? İkinci Bayezid dönemiydi. Bunun dışında bak unutma, Fatih'in Venedik'e, Kanuni'nin Fransa'ya kapitülasyon vermesinin amacı, ÖSYM bunu defalarca sordu, ticareti canlandırmak, Hristiyan birliğini bozmak burada amaçtır. Kanuni Avrupa'da yaşanan reform hareketlerinde kimi destekliyor? Protestanları mı, Katolikleri mi, Ortodoksları mı? Bu mezhep savaşlarında Kanuni Protestanları desteklemiştir. Protestanlar güçlensin ki bu mezhep kavgaları büyüsün, Osmanlı'nın işine gelsin. Bunu istiyor, aklımızda olsun. Sokulu Mehmet Paşa arkadaşlar bir padişah değil, bir sadrazam. Hem Kanuni'ye, hem 2. Selim'e, hem de 3. Murat'a sadrazamlık yapmış. Bak, Sokullu'nun iki tane çok büyük projesi var. Bir Don Volga kanalı projesi, bir de Süveyş kanalı projesi. Sokullu öyle bir adam ki öldüğü zaman Osmanlı duraklama dönemine girecek. Bu açıdan önemlidir. Bak, Don Volga kanalı projesiyle Sokullu neyi amaçlıyor? Şöyle düşün. Bak, şurada bir Don Nehri var, bir de Volga Nehri var. Bu iki nehrin birbirine yaklaştığı noktada ne yapıyor? Sokullu diyor ki biz bu nehirleri birleştirelim diyor. Çünkü Karadeniz Türk Gölü, Karadeniz'deki donanmamızı biz bu şekilde Hazar Denizi'ne taşıyabiliriz diye düşünüyor. Eğer bu donanmayı, deniz gücünü, gemileri Hazar Denizi'ne taşırsak Rusya ve İran'la yapılacak olan savaşlarda donanmadan faydalanırız diye düşünüyor. Orta Asya Türkleriyle işbirliği yaparız, ticaret yaparız, ilişkilerimizi geliştiririz diye düşünüyor. Bir de bu Çin'den başlayan Avrupa'ya doğru giden İpek yolunda güçleniriz diyor. Bu doğrultuda bu projeyi ortaya atıyor. Bak, Don Volga kanalı projesinin hedeflerini unutma. Tekrar söylüyorum, İran ve Rusya ile yapılacak olan savaşlarda avantaj elde etmek, Orta Asya Türkleriyle ilişkileri güçlendirmek, İpek yoluna hakim olmak. Ama bunu o dönemde yapamıyoruz. Bunu ilerleyen süreçte Ruslar hayata geçirmiş maalesef. Süveyş kanalı projesinin mantığı da şu: Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birleştirmek istiyor Sokullu Mehmet Paşa. Nasıl? Bak, buradaki şu kısımda bir kanal açıp iki suyu birbirine karıştırmak ve ne yapmak istiyor? Uzak Doğu'ya bir yol açmak istiyor. Çünkü arkadaşlar maalesef coğrafi keşiflerle Osmanlı'nın İpek yolu ve baharat yolu Avrupalılar tarafından artık tercih edilmiyordu. Avrupalılar şu taraftan Atlas Okyanusu kıyılarından ticaret yapıp Hindistan'a ulaşıyorlardı. Sokullu da diyor ki hayır diyor, biz diyor buradan bir yol açarsak diyor Avrupalılar Hindistan'a ulaşmak için bu yolu tercih eder diyor. Osmanlı ticareti canlanır diye düşünüyor. Ama bunu da ileride İngilizler ve Fransızlar hayata geçirecek. Bak, dikkat et. Buradaki amaç Akdeniz ticaretini canlandırmak. Peki hangi yolda ticareti canlandırmak? Baharat yolu. Diğeri hangi yoldu? İpek yolu. Demek ki Don Volga projesi İpek yolu hakimiyeti, Akdeniz Kızıldeniz yani Süveyş kanalı projesi ise baharat yolu hakimiyetini ilgilendiriyor. Ama ikisini de biz hayata geçirememişiz. Arkadaşlar 2. Selim. Evet, Kanuni'nin oğlu. Bu dönemin en önemli gelişmesi Kıbrıs'ın Venedik'ten alınması. Kıbrıs o dönemde Lala Mustafa Paşa tarafından ele geçiriliyor ve tarihe Kıbrıs Fatih olarak geçiyor. Bu
Kıbrıs'ı Osmanlı ele geçirince Venedik hemen Avrupalılara, Haçlılara başvuruyor ve Haçlılar geliyorlar, Osmanlı donanmasını İnebahtı Deniz Savaşı'nda yakıyorlar. Osmanlı tarihinde ilk defa donanma yangını yaşandı İnebahtı Deniz Savaşı'yla. Bak 4 tane donanma yangını var sırasıyla: İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop baskını. Bu donanma yangınlarının sırasına dikkat. İçiniz, ben zaten burada bir kodlama koyarım, o kodlamadan izlersiniz, görürsünüz. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. Bunlar Osmanlı tarihindeki donanma yangınları. Lütfen dikkat. İnebahtı'da Osmanlı donanması yakıldıktan sonra Sokullu Mehmet Paşa sadrazam şöyle bir şey söylüyor Avrupa'ya. Diyor ki, bizler Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Sizler İnebahtı'da bizim donanmamızı yakarak sadece sakalımızı kestiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez ama sakal daha gür çıkar. Bu sözü Sokullu İnebahtı'dan sonra söylemiş, dikkat. Peki bu dönemde ne oldu? Tunus ele geçirildi. 3. Murat geldiğinde ise arkadaşlar Vadiyüsseyl Savaşı'yla Fas toprakları alındı. Fas'ın alınması Kuzey Afrika'nın ne yaptı? Fethini tamamladı. Bu açıdan önemli. Bu dönemde 1590 yılında Ferhat Paşa Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaşmış oluyor 3. Murat zamanında. Şimdi bu anlattıklarımızı bir toparlayalım. Oturtma kısmına gelelim çünkü biliyorum zorlanıyorsunuz. Önce yorumluyorum kısmını bitirelim, sonra anlattıklarımızı oturtalım. Bakın, Osmanlı'nın Moray'ı ve Trabzon Rum İmparatorluğu topraklarını ele geçirmesinde Bizans'ın yeniden canlanma umutlarını yok etme hedefi vardır. Bu önemli. Çünkü İstanbul alınınca, Bizans yıkılınca şehzadelerin bir kısmı Moray'a, bir kısmı da Trabzon'a kaçmıştı. Fatih bu yüzden buraları aldı, dikkat. Fatih'in İstanbul'un fethinin ardından Ortodokslara din ve inanç özgürlüğü sağlayarak amacı Hristiyan birliğini parçalamak oldu ve böylelikle Ortodoksları kendine bağlayarak Ortodoksların devleti olan bağlılığını da ne yaptı? Artırmak istedi. Katoliklerle Ortodoksları ayırmış oldu, Ortodoksları devlete bağlamış oldu. Osmanlı'nın 3 kıtaya hükmetmesi kültürel zenginliği ve stratejik önemini ne yapar? Arttırır. Devlet yönetimi zorlaşır mı 3 kıtaya yayılırsan? Tabii ki zorlaşır. Bu da ne getirir? Yeni idari teşkilatlanmalar, mesela yeni eyaletler kurulur. Bu açıdan önemli. Kanuni'nin Protestanların hareketini desteklemesindeki amaç reform hareketlerinin derinleşmesi. Yani Avrupa'da yaşanan din savaşlarının büyümesidir. Bunu hedeflemiş Kanuni. Bu yüzden Protestanları desteklemiş. Padişahın kulluk yetkisini kullanması ve müsadere sistemini uygulaması padişahın mutlak gücünü ne yapar? Artırır. Yani devletin ölen memurun malına el koyması ve devşirme sistemiyle yanındaki önemli görevlileri devşirmelerden seçmesi padişahın gücünü artırır. Çünkü padişah kulluk hakkını devşirmelere uygular. İstediği zaman istediği gayrimüslimi öldürebilme hakkına sahiptir. Bu da padişahın gücünü artırır. Müsadere sistemi haksız kazancı engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Ama bak, müsadere uygulanınca, hani devletin ölen memurların mallarına el koyması, bu uygulanınca özel mülkiyetin gelişimi yavaşlıyor. Niye? Çünkü sen mal edinemiyorsun. Malını, mülkünü çocuklarına bırakamıyorsun. O yüzden özel mülkiyetin gelişimi engellenir. Zamanla bu da ne yapar? Halkın devlete olan güvenini azaltır. O yüzden 2. Mahmut ne yapacak? Müsadere uygulamayacak. Amacı halkın devlete olan güvenini, bağlılığını ne yapmak? Artırmak. Müsadere sisteminin kaldırılmasıyla özel mülkiyetin önünü açmak ve halkın devlete olan bağlılığını artırmak hedeflenmiştir. 2. Bayezid'in kardeşi Şehzade Cem'in Avrupa'ya sığınması Cem Sultan olayının bir iç meseleyken neye dönüşmesine? Dış meseleye dönüşmesine sebep olmuştur. Bu açıdan önemli. Bu da, yani Cem Sultan olayının yaşanması da Osmanlı'nın fetih hareketlerini olumsuz etkilemiştir. Buna dikkat edersiniz. Şimdi şu haritada bir oturtalım. Ne yaptık, ne ettik? Bak, yükselme döneminde ele geçirilen bazı önemli yerler. Mora Yarımadası, Fatih Sultan Mehmet döneminde. Nerede Mora? Bak, Yunanistan'ın en güney kısmı Mora. Şurası Mora Yarımadası'ydı. Fatih döneminde alındı. Kırım. Bakıyorum, Kırım Karadeniz'in kuzeyinde. Kim aldı? Fatih. Kırım'ın alınmasında neyi bileceğiz?
1. Gedik Ahmet Paşa Kırım'ı aldı. 2. Kırım alınınca Karadeniz Türk Gölü oldu. 3. Kırım'ın alınması hangi ticaret yolunda Osmanlı'yı güçlendirdi? İpek yolu önemli. Kıbrıs neresi? Şurası. Kıbrıs arkadaşlar 2. Selim döneminde alındı. Kıbrıs alındığı için Venedik haççılara başvurdu. Ve Kıbrıs'ın alınmasından sonra hangi donanma yangını yaşandı? İnebahtı. Unutma. Mısır. Mısır'ı kim aldı? Yavuz Sultan Selim aldı. Önemli. Mısır'ın alınması hangi devlete son verilmesi anlamına geliyordu? Memlük devleti. Trablusgarp Cezayir Kanuni döneminde alındı. Burada Cezayir'e dikkat çektik. Cezayir'in alınması şöyle oluyor. Barbaros Osmanlı hizmetine giriyor ve Cezayir Osmanlı'ya bırakıyor. Barbaros Osmanlı'nın kaptanı deryası oldu. Barbaros Osmanlı hizmetine girince hangi zaferi bize kazandırdı? Pireveze önemli. Hint Deniz Seferleri Kanuni döneminde yapıldı. Unutma Piri Reis, Seydi Ali Reis, Murat Reis, Hadım Süleyman Hint Deniz Seferlerine katıldı. Tunus 2. Selim döneminde alındı. Fas 3. Murat döneminde alındı. Bakın Osmanlı'nın Kuzey Afrika toprakları deyince Mısır, Trablusgarp, Cezayir, Tunus ve Fas gelsin. Mısır'ı Yavuz almış, Trablusgarp'la Cezayir'i Kanuni almış, Tunus'u 2. Selim, Fas'ı 3. Murat almış. Kuzey Afrika'da ele geçirilen ilk toprak Osmanlı açısından Mısır, en son toprak Fas. Peki ileride anlatacağım. Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın kaybettiği ilk toprak hangisi? Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın kaybettiği son toprak hangisi? Bunu yorumlarda yazın, bilenlere helal olsun. Müthiş bir eşleştirme. Bir de böyle bakalım olaya. Burada şimdi iyice oturacak. Bak, Mora Yarımadası hangi padişah döneminde ele geçirildi? Ne dedik? Fatih Sultan Mehmet. İnebahtı Deniz Savaşı arkadaşlar 2. Selim dönemine denk gelir. Hatta o dönem sadrazam kimdi? Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Osmanlı'nın ilk donanma yangını İnebahtı'ydı, unutma. Rodos'un alınması tabii ki Kanuni dönemi. Otlukbeli Savaşı Fatih döneminde hangi devleti yenilgiye uğratmıştı Osmanlı? Akkoyunlu devletini. Amasya Anlaşması hangi devletle Osmanlı arasında ilk resmi anlaşmaydı? Dikkat et, Safavi yani İran. Peki hangi padişah döneminde imzalandı? Kanuni Sultan Süleyman. Hint Deniz Seferleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapıldı. Cem Sultan olayı 2. Bayezid dönemi gelişmesiydi. Belgrad'ın fethi. Evet, Belgrad ve Rodos'u unutma. Kanuni dönemi. Büyük yazalım, önemli. Şahkulu isyanı 2. Bayezid döneminde Safaviler desteklemişti bu isyanı. Kırım Fatih Sultan Mehmet döneminde ele geçirildi. Önemliydi. Mısır Seferi Yavuz Sultan Selim zamanında yapıldı. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları çok önemliydi. Canberdi Gazali isyanı da zaten kim döneminde? Kanuni döneminde çıkmıştı. Bunları da kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 12 eşleştirmeden 10 ve üzeri çok iyi diyorduk. Bakalım kaç yaptınız eşleştirmelerde. Arkadaşlar Osmanlı yükselme döneminin boşluk doldurma kısmı, bunu da birlikte yapalım. İsterseniz durdurun yapın, sonra birlikte yapalım. Trabzon Rum İmparatorluğu'na kim döneminde son verildi? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Fatih'in son seferi Otranto seferi İtalya'ya. Kanuni'nin son seferi ise neresiydi? Ziget var yani neresi orası? Macaristan. Şahkulu isyanı kim döneminde çıktı dedik? 2. Bayezid döneminde. Hangi devlet desteklemişti? Safavi devleti desteklemişti. Fatih Sultan Mehmet devletine, Kanuni Süleyman ise kapitülasyon vermiştir. Fatih Venedik'e, Kanuni ise Fransa'ya kapitülasyon verdi. Lütfen unutma, amaç çok önemli. Ticareti canlandırmak, Hristiyan birliğini parçalamak, lütfen unutma. Hint deniz seferlerine katılan denizciler, Piri Reis, Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis ve Seydi Ali Reis, değil mi? Piri Reis, Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis, Seydi Ali Reis. Bunlardan Kitab-ı Bahri adlı eseriyle bilinen hangisi? Piri Reis. Kitab-ül Muhit, Miratül Memalik dersem Seydi Ali Reis diyeceksin. Belgrad ve Rodos Kanuni döneminde ele geçirildi. Unutmam. Kıbrıs, Kırım. Kim döneminde bakalım. Kıbrıs o dönem padişahı 2. Selim. Kırım evet Fatih döneminde alınmıştı. Fatih Sultan Mehmet hangi mahlası kullanıyor?
Avni, Kanuni Sultan Süleyman ise Muhibbi mahlasını kullanıyor. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük devletine son verildi. Hangi yol Osmanlı hakimiyetine girdi? Baharat yolu. Unutma, Kırım alınınca İpek yolu, Memlükler yıkılınca, Mısır alınınca baharat yolu Osmanlı'ya geçer. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı ile hangi devleti yendi? Safavileri. Turnadağ Savaşı ile hangisini topraklarımıza katmıştık? Dul Kadir oğulları. Arkadaşlar, boşluk doldurmalar önemliydi. Burada en temel bilmeniz gereken bilgiler var. Geçen ne aklıma geldi? TYT öğrencileri diyor ki, hocam diyor, ayrıntı çalışsak mı çalışmasak mı? Bence TYT'ye gireceksen, sadece TYT'ye gireceksen, ünitelerin sonlarındaki boşluk doldurmalar ve eşleştirmelere bak. Böyle eşleştirmelerden 8-10 tane beni dinlemeden yapabiliyorsan beni hiç dinleme. Ya da bu boşluk doldurmaları doldurabiliyorsan TYT için böyle detaylı çalışmana hiç gerek yok. Ama yapamıyorsan, eksik olduğunu görüyorsan, evet, normal, bence çalış. Çünkü bazen AYT'ye gireceğim mi girmeyeceğim mi, şimdi girmeyeceğim diyorsun ama son 3 ay karar veriyorsun, giriyorsun filan. O yüzden lütfen TYT, AYT birlikte yürütün. Doğrusu bu. Sadece yani TYT çalışıp sonra aynı konular üzerinden bir de AYT çalışmak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Lütfen sadece TYT'ye gireceksen bir şey demem ama TYT'den AYT'ye dönen çok var ve AYT'ye girecek olan çok oluyor. O yüzden mutlaka TYT AYT birlikte çalışın. Benim kanalımda böyle yapın, en azından faydasını görürsünüz. Arkadaşlar, video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın, yorum yapın, destek atın. Bir dahaki videomuzda Osmanlı kültür medeniyet kısmına geçeceğiz. Önemli, güzel bir konudur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.